Sağ ol. Afiyet olsun. Nilüfer, senin dikkatini çeken bir şey oldu mu doğum gününde? Yağmur o zamandan beri bir garip. Yo, çok önemli bir şey hatırlamıyorum. Sadece Melda Hanım geldikten sonra hemen gitti. Hatta giderken arkasından seslendim, beni duymadı bile. Harun geldi. Yağmur nasıl? Yağmur iyi, odasında. Doktor Bey Yağmur'u muayene etmeye geldi. Hoş Buyurun geldiniz. Doktor Bey, yukarı çıkalım. Tabii. Baba? Nasılsın bir tanem? İyiyim. Hiçbir şeyim yok. İyileştim bile. Ama bir de doktor bey muayene etsin, değil mi bebeğim? Tamam. Ama söyleyeyim, hiçbir şeyim çıkmayacak. Gördüğünüz en sağlıklı çocuğum ben. Bak, başımdaki yara bile iyileşti. Kemal Bey yine de bir baksın. Merhaba Yağmur. Sen görmeyeli kocaman kız olmuşsun ya. Annemlere de söylesenize. Büyüdüm diyorum, bana inanmıyorlar. Şimdi bana neresi ağrımıştı göster bakalım. Karnım, burası. Peki, şimdi karnımızı açalım. Astırınca ağrı var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Bu muydu planın? Yavaş dostum. Harun'u Ece ile birlikte olması için zorlayabileceğini mi düşündün? Niye düşünmeyeyim? Sizin gibi cesur yürekler sevdikleri için her şeyi yapmazlar mı? Yaparlar. Ama senin gibi gebermesi gereken birisi istediği için değil. Hadi öldür beni. Böylece ne kadar ciddi olduğumu anlarsın. Senin bir saniye bile yaşamaya hakkın yok. Öldür diyorum işte. Benden haber alamadığı anda bir kral katilin buraya gelmek üzere yola çıkıp çıkmayacağını test etmiş olursun. Fena mı? Bak, bak ne kadar inandırıcıyım. Harun da senin gibi geri adım atacak. Ne yaparsa yapsın, sevdiklerini koruyamayacağını anlayıp benim istediğim gibi bir adam olacak. Benim dediklerimi harfiyen yapacak. Çünkü başka çaresi yok. Kardeşinin böyle mutlu olabileceğini mi sanıyorsun? Sahte bir hayata ne kadar katlanılabilir? Aşk, insanı avuçlarının içine aldığında en saçma şeye bile inandırır insanı. Senin bunu çok daha iyi bilmen lazım dostum.